İyi akşamlar, günden kalanlara hoş geldiniz. Programdaki ilk durağımız araştırma masası olacak. Zaten araştırma masasından Burcu Kıratlı yanımda oturuyor, açılışta da görmüşsünüzdür. Burcu'cum hoş geldin. Merhaba Zeynep. Şimdi istersen hem gün içi nasıl seyretti Borsa İstanbul'da ve kapanış nasıl geldi? Amerika nasıl açıldı? Temalar neler? Neler ön plana çıkıyor? Neleri konuşacak gibi duruyoruz önümüzdeki hafta? Tamam, BIST'ten başlıyorum. Bugünkü kapanış 15 Mayıs'ın kapanışı oldu. 4501, 15 Mayıs biliyorsun pazartesi günü seçim sonrasındaki kapanışta tam aynı seviyeden olması çok manidar, çok geldi bana. Onu söylemek istedim ilk önce. Piyasayı bugün satışa düşüren diyeyim, satışa yol açan sebeplerden bir tanesi Merkez Bankası'nın kredi kartı ile ilgili düzenlemesi ve uygulamasıydı. 50.000 TL ve üzeri bakiyelerde 15.000 TL'ye kadar olan kısımda menkul kıymet blokelendirmesi yapacağını, daha üstündeki kısımda da artık serbest bıraktığını söyledi. Fakat bu tabii dolar alınmasın, altına kayılmasın diye yapılmış bir hareket piyasada biraz likidite sıkışıklığına yarattığını söyleyebiliriz Zeynep. Satışın sebebinin bu olduğunu söyleyeyim. Diğer TL varlıklardan çıkış oldu. Fakat piyasada ben bugün sonra para giriş çıkışı ne olmuş diye baktığımda 207 milyon TL bir artıyla kapatmayı başardığını gördüm. Hem belli bir desteğin üzerine kapatması hem de kapanışta ufak bir miktar da olsa yine para girişinin olmasının önümüzdeki hafta adına belki biraz daha olumlu olacağını ya da bizi nereye getireceğini söyleyebiliriz. Yine muhtemelen 4500'ün üzerindeki kapanışlar çok önemli olacaktır. Bu seviyenin kırılmayacağını önümüzdeki hafta içinde takip edeceğiz. Tabii bir de artık biraz daha seçime yaklaşmış olacağız. Onunla ilgili haber akışlarına da biz daha duyarlı olacaktır diyelim. Yurt dışına geçelim. Bugün yurt dışında hem Walmart'ın bilançosunu aldık, hem mevcut konut satışlarını aldık, hem haftalık işsizlik maaşı başvurularını aldık. İşsizlik maaşı başvurularından başlayayım. 242 bin geldi, 251 bin beklentiydi. Beklentiden düşük bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. 2021'den bu yani hatta en düşük rakamlardan bir tanesi. Bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi geçtiğimiz az önce seninle konuşuyorduk. Massachusetts eyaletindeki başvuruların bir önceki ay daha fazla olduğu ve bunların bir dolandırıcılık yani bir kandırma yüzünden bu kadar olduğu, daha sonra başvurular geri çekilince işsizlik maaşı başvurularında düştüğü yönünde haberler vardı. Yine de rakamın düşük gelmesi, beklentiden düşük gelmesi hala haftalık işsizlik maaşı başvurularından da bakacak olursak istihdam piyasasının çok zayıflamadığını, hala güçlü olduğunu da söylüyor bize. Diğer taraftan mevcut konut satışları verisine baktık. O da sonuç ayın en düşük seviyesinde fiyatların düştüğünü gösteriyor. Buradaki şeye baktığımız zaman tabii ki mortgage oranları 2021'in sonunda olan yaklaşık 2 kat daha yüksek ve birçok satıcı hala evlerini listeleme konusunda da isteksiz davranıyorlar. Ancak yine de konut piyasasının istikrar kazanmaya başladığına dair de işaretler var. Bu haftaki ayrı verilerde müstakil konut başlangıçlarının Nisan ayında 4 ayın en yüksek seviyesine çıktığını göstermiş. Daha önceden sahip olan bir evin medyan satış fiyatı %2 yaklaşık düşerek 2012'den bu yana en büyük düşüşle 388 bin dolara gerilemiş. Bu dikkatimi çekti. Fiyatlar yalnız Kuzeydoğu ve Orta Batı'da hala yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bir de satılan evlerin listede kalma süresi Mart ayında 29 günmüş bu. Nisan ayında ortalama 22 güne düştüğünü söyleyebilirim. Peşin satışlar toplam satışların hala %28'ini oluşturuyor. Ve nakit satın alan ve ipotek oranlarına daha az duyarlı yatırımcılar da bu pazarın %17'sini oluşturuyorlarmış. Konut verisine çok fazla girmeyeceğim ama şöyle bir Bloomberg'te de şöyle bir haber vardı. Konut piyasası hala yani şu anda mevcut olan konut satışları o kadar karşılamıyor ki talebi. İnşaatçıların bu daha küçük evlerden başka çaresi yok gibi bir başlıkla vermişlerdi bu haberi. Daha sonrasında tabii bu gelişmeleri takip edeceğiz. Veriler sonrasında ve bu son tartışmalarla beraber Haziran ayı için faiz artışı olasılığı ne olmuş ona da baktım. %33'lere 28-33 civarında gidip geliyor. Şu anda Haziran ayı içerisinde faiz artışı olasılığı hala %30'larda yani hala çok geri çekilmiş değil. Olasılık dahilinde diyelim. Bugün bir de Walmart'ın bilançosu vardı. Piyasanın merakla beklediği diyeyim. Gelirken şimdi baktım %1,5 civarında yukarıdaydı Walmart. İlk çeyrekte satışlarının %8 arttığını görüyorum. Hisse başına karı
1.32 olan beklentiyi aşarak 1.47 dolar olarak gerçekleşmiş. Beklentiyi aşması olumlu. Gelirleri 152.3 milyar dolar. Fakat net kârda bir düşüş var. 1.67 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Bir önceki dönemde 2 milyar dolarmış bu rakam. Bunun sebebi de yine CEO'nun bilanço sonrası açıklamaları vardı. Harcamaların düştüğünü söylüyor. Tüketicilerin genel anlamda harcama eğilimlerinden de düştüğünden bahsediyor. Ve vergi iadelerindeki düşüşün de bunda sebep olduğundan bahsetmiş. Olumlu bir bilanço fakat tabii net kar anlamında düşük olması biraz heyecan, piyasadaki heyecanı daha da azalttı diyebilirim. Ben de daha sonra bu endekslere baktım. Hem S&P hem Nasdaq bir süredir seninle beraber konuşuyoruz daha ileri olduğundan. Nasdaq bu yana bu arada 2022 seviyesi yani 13.720'ye çok yaklaştı. Burayı geçmesi halinde diğer endeksleri de biraz daha heyecan geçebilir. Özellikle S&P'de 4.200-4.250 bandının kırılmasına sebep olabilir. Bir süredir hep burada zorlandığını konuşuyoruz yine seninle. Bununla beraber şimdi grafiğimizi alalım. Hem S&P hem bankacılık hem Walmart ne yönde performans göstermiş buna bakmak istedim. Walmart geçtiğimiz seneden bu yana %116 prim yapmış. XLP olarak gözüken bu tüketim ETF'leri yani tüketim hisselerinin bizdeki hani gıda gibi düşünebilirsin onların ETF'in performansı %98 S&P'de S&P ETF'i diyeyim bunu da %102 civarında primli. Burada biraz aslında geçtiğimiz yıl enflasyon sebeplerinden de dolayı Walmart gibi hisselerin hem defansif hem savunma tarafında hem de enflasyona duyarlı olması açısından biraz daha bu endeksleri yendiğini görüyoruz. Özellikle hani kendi tüketim ETF'ini bile yenmiş üstüne performans göstermiş. Ancak burada bir şey dikkatimi çekiyor. Oradaki grafikte de göreceğiz. S&P'nin yani özellikle Walmart'ın bu son gelen bilançosu ve fiyat hareketiyle beraber hem S&P'nin hem de bu tüketim ETF'inin daha fiyatları böyle aşağı kaldığını, daha yatay seviyelerde kaldığını, S&P'nin ise biraz daha kendini yukarıya doğru böyle yönelmeye başladığını da söyleyebilirim. Bunun sebebine de baktığınızda S&P'nin %8,5 civarında sadece prim yapmış. Nasdaq şimdiye kadar %25 prim yapmış. Hele Russell endeksi en küçük olan endeks o sadece 0.77 prim. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Walmart evet bilançosu güçlü geldi. Perakende sektörü çok kuvvetli dedik. İşte bunlar öne çıkmıştı 2022 yılında. Fakat bilançolar biraz daha artış yani bilançoların artış hızındaki inme düşmeye doğru başladı. Yani özellikle hem tüketim tarafında hem bilançolar tarafında da bunu görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha böyle primli kalan sektörlerden daha az primlilere doğru özellikle bu Nasdaq'ın yukarı doğru kırması halinde kaçış olabilir, hareket olabilir diye düşünmeye başlıyorum. Burada tabii borç tabanı konusu, risk iştahını artıran en önemli unsurlardan bir tanesi. Borç tabanı ile beraber dolar endeksinin yukarı gitmesi ve oyunlukların gitmesi biraz piyasayı böyle rahatsız eder mi diye konuşmuştuk senin ama bu hafta öyle olmadığını gördük. Yani endekslere de ayrıca bir satış getirmediği gibi yukarıya doğru hareketler de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bu konunun hem çözülmesi hem belki buradan biraz 10 yıllıkları da satış getirmesi diğer geride kalan S&P gibi, Russell gibi endekslere de alım getirebilir diye düşünüyorum açıkçası Zeynep. Burcu çok teşekkürler. Senin notlarını alıp hemen bir Ceren'in notlarını almaya geçelim. Bir Londra'ya gidelim. Ceren hoş geldin. İyi akşamlar. Şimdi merhaba, hoş bulduk Zeynep. Avrupa cephesinde hem piyasalarda seyir nasıl seyrediyor, neler öne çıkıyor ve haber akışında hangi başlıklar var bize aktaracağım. Bugün küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Özellikle ABD'de borç tabanı görüşmelerine dair iyimserlikle Avrupa borsaları sabah saatlerinden bu yana iyimser. Alman DAX endeksi öncülüğünde bir yükseliş var. Almanya borsasında yükselişler %1.4'e ulaşmış durumda ve bu senenin en yüksek seviyesine çıktı Almanya borsası bugün yaşanan yükselişle beraber. Tahvil faizleri de hızlı yükseliyor. Yani Almanya, İtalya'da 10 yıllık tahvil faizlerinde 10 bas puanlık bir yükseliş söz konusu. Euro dolarda düşüş biraz daha hızlandı. Bugün euro dolar paritesi 1.08 seviyesinin de altına geriledi. 1.0770'ler seviyesinde işlem görüyor. Hisse hareketlerine baktığımız zaman İngiliz telekom devi BT Group hisseleri iddialı işten çıkarma planını açıklamasının ardından %5 civarı değer kaybıyla işlem görüyor Londra'daki işlemlerde. Aslına baktığımız zaman bu hafta Vodafone'da İngiliz telekom devi Vodafone'da 3 yıl içerisinde 11 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Ardından bir başka telekom devi olan BT
MIT Group ise toplamda 40 ila 55 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Yani 2030 yılına kadar, 2028 ila 2030 yılları arasında 55 bin ne kadar kişiyi işten çıkartabilir. Tabi aslında İngiltere'deki operasyonlara baktığımız zaman toplam çalışan sayısı 130 bin. Yani buradan aslında büyüklüğü anlayabiliyoruz. 75 bine kadar azalabilir şirketin çalışan sayısı. Maliyetlerini azaltmak ve karlılığını artırmak için böyle bir adım atacak. Daha da önemlisi, dijitalleşmenin artmasının etkisiyle artık bu çalışanlara ihtiyaç duymayacağını açıkladı. Yani diğer telekom şirketlerinden de benzer açıklamaların gelmesi muhtemel diyebiliriz. G7 Liderler Zirvesi'ni takip edeceğiz. Japonya'da yarın başlıyor. Liderler görüşmelere başladılar. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da bu zirvede olacak. Hatta zirve başlamadan da görüşmelere başladı Rishi Sunak. İngiltere'ye daha fazla yatırım çekmeyi hedefliyor. İlk görüşmesini Japonya ile yaptı. Bugün gelen haberler, Japonya'dan İngiltere'ye 18 milyar sterlinlik yatırım taahhüdü geldiği yönünde. Zaten Japon şirketlerinin İngiltere'deki toplam yatırımların tutarı 92 milyar sterlini bulmuş durumda. Yani 18 milyar sterlin önemli bir rakam. Yenilenebilir enerjiye odaklanacak Japonya İngiltere'deki yatırımlarında ve aynı zamanda emlak piyasasına da yatırım yapma hazırlığı içerisinde. Ardından tabii bu cuma İngiltere yarı iletken stratejisini açıklayacak hükümet ve hükümetin planı orta vadede çip üretimine yaklaşık 1 milyar sterlinlik bir hükümet harcaması yapılması yönünde. Bu planı da açıklamaya hazırlanıyor. Belli başlı artık ülkeleri bağımlılığını sona erdirmek. Mesela Tayvan gibi birkaç tedarik ülkesine daha fazla güvenmenin ülkenin çip sektörüne dönük olarak tehlikelerini de paylaşacak bu rapor içerisinde. Japonya yarı iletkenler ortaklığı ilan etmeye hazırlanıyor. Japonya ile İngiltere cuma günü bu açıklamanın gelmesi bekleniyor yarın taraflar arasında. Özellikle Japonya ile ortaklık Ar-Ge işbirliğini, beceri alışverişini, yerel sektörlerin güçlendirilmesini ve tedarik zincirlerinin daha da iyileştirilmesini hedef alacak diyebiliriz. Son olarak bugün Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına da bakalım. Çünkü doğalgaz vadelerinde düşüş biraz daha hızlandı. 2021 Haziran'dan bu yana ilk kez Hollanda'da işlem gören doğalgaz vadeli kontratlarının megawatt saati 30 euronun da altına geldi. Geçtiğimiz sene rekor yüksek seviyelere tırmanmıştı ve bu yıl başından bu yana düşüş oldukça hızlanmış durumda doğalgaz fiyatlarında. Stoklar giderek artıyor. LNG ithalatı Avrupa'ya giderek artmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde haftaya mesela Kuzey Avrupa'da hava sıcaklıklarında önemli miktarda artış beklentisi var. Tüm bu faktörler bir araya gelmesiyle Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının düşüş hızlandı ve 2 yıldır görmediğimiz bir tabloyu görüyoruz Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında. Megawatt saati 30 euro seviyesinin de altına gerilemiş durumda Zeynep. Ceren, çok teşekkürler. Ceren'in notlarıyla kısa bir araya gidelim, ardından devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz Günden Kalanlara. Yanımda Doktor Şeref Oğuz var. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Zeynep. Teşekkür ederim. Şeref Bey, sizinle en son konuştuğumuzda daha seçim olmamıştı. Seçim öncesi, seçim sonrası ne olur ne biter diye konuşuyorduk. Seçim oldu. İlk turda meclis belli oldu ama Cumhurbaşkanlığı netleşmedi ve şimdi Türkiye ikinci tur seçime gidiyor. Dolayısıyla konuşulacak başlık çok. Bu ikinci tura kalmanın yansımalarından tutun da işte yeni gelen bankacılık düzenlemelerine, Merkez Bankası rezervlerine, Merkez Bankası anketinden çıkan sonuçlara, enflasyon öngörülerine kadar bir sürü başlık var. Evet. Nereden başlamak istersiniz? Şimdi açıkçası bu iki sandık arası ekonomiden başlayalım. Tamam. Şimdi bir sandık vardı, geride bıraktık. Bir tane daha önümüzdeki pazar önümüze konulacak ve büyük ihtimalle ondan sonra yeni hükümet belli olacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından belli olacak en azından. O çerçeve içerisinde seçime kadar olan kısmına baktığımız zaman başımıza bir kaza bela gelmeden oraya kadar vardırmak şu anda mevcut hükümetin uygulamaya çalıştığı bu. Çok güzel söyledin. Şu anda resmen başımıza şey yağıyor, karar yağıyor. Sanıyorum iş dünyasının en iyi, en çok okuduğu yayın gece yarısı ki resmi gazete. Değil mi? Olabilir. Yani bütün gazetelerden çok daha fazla. Fakat onun bir özel bir dili var ve bir meslek türedi biliyor musun? Resmi gazeteyi tefsir etme. Öyle mi? Çünkü kararlar o kadar üst üste geliyor ki çok sık geldiği için önceki hangi kararın yerini alıyor, neyi değiştiriyor vesaire bir uzmanlık alanı oldu.
Yani o açıdan kaça vardı düzenleme sayısı? 700 toplam 2 yılda. 250'ye yakını da Merkez Bankası'nın. Şimdi son zamanlarda bunların artıyor olması, işte bir de biraz da şey de var. Bugünkü Ekonomi Gazetesi'nin manşeti de oydu. Baskı artıyor, korumalı faizi %50'ye vardı. Yani demek ki ucu ucuna sıçrama kadar yetişecek. Belki bu anlamda görünen o ki mevcut iktidarın kazanma ihtimali diğerlerinden önde gözüküyor. En azından seçim sonuçlarını birinci perde gösterdiği avantajlı bu. Girdiği yorum. Avantajlı o kadar diyebiliriz. Konusu. Çünkü siyasette Demirel'in bir lafı vardır. Bir gün bile çok uzun bir süredir. Kaldı ki 10 gün çok çok daha uzun bir süredir. Ama şunu diyebiliriz. Mevcut avantajlı noktasına mevcut iktidarın devamı halinde benim gördüğüm şudur. Ekonominin bir Kemal Derviş'e ihtiyacı olacak. Bunu daha önce de belirtmişti Kemal Derviş rahmetli olduğu zaman. Niye Kemal Derviş? Çünkü o geldiği zaman Türkiye ekonomisi uçurumun kenarındaydı. Çok sıkıntılardaydı. 15 günde 15 yasa çıkardı ve bir bakıma ekonomiyi ipten aldı. Ama oradaki en büyük başarı ona verilen siyasi destekti. Şimdi orada araya girip bir şey sormak istiyorum müsaadenizle. Şimdi hemen bir Kemal Derviş gelmeli, kim kazanırsa kazansın. Evet. Yani sonuç ne olursa olsun ikinci turda. Evet. Hemen bir Derviş gelmeli ve hızlı uygulamalara başlamalı diyorsunuz, evet, değil mi? Diyorum. Peki ama 10 ay sonra bir yerel seçim var. Ona rağmen diyorum. Niye? Çünkü sürdürülemez bazı noktalara geldik. Tamam. Yani şimdi siyasette birini görevlendirmek normal dünyada iş dünyasından farklıdır. Siyasete birini görevlendirdiğin zaman ona güç aktarmış olursun. Ve zaten Kemal Derviş'in geçmişteki başarısı, Kemal Derviş bir profil, Allah rahmet eylesin. O profildir, ekonominin başına getireceğin ne özelliği vardı? Bir kere güven veriyor olması lazım. İkincisi mutlaka bir programı olması lazım. Tavizsiz bir programdı o. Yani şimdi üçüncüsü de güvenilir bir uygulamaz. Mesela ben hatırlıyorum, IMF daha gündemde yokken erkene alıp IMF ile anlaşma yapacak kadar da uluslararası bağlantısı olan biriydi. Şimdi o profile yakın bir profil. Ona benzer bir profilin getirilmesi halinde ve arkasında durulması halinde mevcut iktidarın devamı halinde ben politikalardan bir U dönüşü olmasa bile bir L dönüşü bekliyorum. İşaretler öyle değil ama yani açıklamalar öyle değil diyeyim. Açıklamalar ya çok güzel bir nokta. Açıklamalar öyle değil mi? Hayatın akışı öyle. Şimdi belki çok geniş tabanlı bir U dönüşü olacaktır ama kısa vadede bir L dönüşü şart. L dönüşü nedir? Ya kuru yanlış yerde, faiz yanlış yerde, enflasyon kafana göre takıl çok yerlerde. Bu anlamda da mevcut politikaların dönüştürülmesi noktasında bizim arkamızdan kovalayan birkaç kaplan var. Bir kaplan da değil. Bunlardan bir tanesi 3'te 2'sini daha şimdiden hallettiğimiz bütçe açığı geliyor. Bütçe açığının özellikle de bu sanırım seçim... %60'a yakınını sizin de... Yani 3'te 2'si gibi, aşağı yukarı evet, oraya geliyor değil mi? Oraya yakın oraya, kısmı öyle değil. %60 civarı ve olması lazım. Bizim hesaplarımıza göre 1.1 trilyon lira. Ama önümüzdeki hükümetin kurulması ve görev teslim, ki bu görev teslimleri de yeni dönemlerin kadroların %15'i de aşağı yukarı değişecek. 6-7 haftalık bir süreçten sonra önümüze çıkan seçim faturasının 1,5 trilyon lirayı bulması bekleniyor. Bu da şunu gösteriyor. Bu anlamda bütçe açığı diye bir kavram var. Yetmiyor. Bir de rekorlara doğru giden cari açık var ki bu çok daha tehlikeli. Bu anlamda da piyasada döviz yok. Yani aslında ben anlamıyorum. Dünyada 19 trilyon dolarlık bir fazladan üretilmiş para var. Gökten para yağıyor, bize damlamıyor. Niye damlamıyor? Niye? İşte bu içerideki bununla ilgili bir buraya çekebilecek olan bir öykümüz olmaması. Bizim heterodoks diye kendimizi ayrıştırmamız. Artı enflasyon dediğimiz bu nokta içerisinde bulunduğumuz yapılar vesaire. CDS de zaten bunun örneği. Ama biz halimizi düzelttiğimiz zaman, mevcut iktidarın U dönüşü değilse L dönüşü dediğim bu. Evet, onu biraz merak ediyorum. Biraz ayrıntılandırmanızı rica Tabii. edeceğim zaten. Yani hani bir hikaye yaratmak gerek diyorsunuz ya. Evet. Şimdi tamam peki. İki senaryoyu da konuşalım yani. Evet. Mevcut iktidar devam ederse, çünkü orada biraz daha evet. şimdi hem mevcut politikası seçimden geçmiş, evet. Meclis aritmetiği en azından öyle gösteriyor. Mecliste evet. baktığınızda hani bir anlamda ekonomi politikalarında onaylanmış gibi görünüyor.
oradan hareketle bakacak olursak. Şimdi oradan devamla hani iktidarın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçildiğini, ikinci turu da aldığını düşünecek olursak, o zaman hali hazırda zaten bu sistem devam edecek dendi. Siz de hayatın akışına aykırı diyorsunuz ama şimdi hem U dönüşü yapmayacaksa bu L dönüşüyle bu hikaye nasıl bir hikaye olur? Nasıl bir hikaye yazılabilir? Bu evet. Dar alanda hangi hikaye çıkabilir? Şimdi dar alanda L'nin bir çizgisi vardır. Bir de alttaki yatay çizgi. O yatay 31 Mart 2024 kadar uzunlukta. Bu neyi gösteriyor? Önümüzdeki yerel seçimden sonra asıl yol alacak. Ama o zamana kadar da bazı şeyleri zorunlu olarak yapmak durumundayız. Şimdi şu anda biz nasıl idare ediyoruz? Açıkçası dövize getirilen kısıtlama, kısıtlarla idare ediyoruz. Hı hı. Geçenlerde bu örneği vermiştik. 200 milyon dolarlık iş sahibi olan bir iş adamı yurt dışıyla iş yapıyor. 6400 liralık döviz talebini merkez bankasından 40 tane açıklamayla bir hafta sonra alabiliyor. Hiç bu kadar sıkıştırılmamıştı. Şimdi bunun yerine döviz kazandırıcı alanlara gitmek durumunda kalacak. Bu L dönüşünün yumuşağı bu. Ve muhalefet de gelse bu L dönüşünü yapacak ama belki bu anlamda zaten burada Faik Öztürk, ki CHP Genel Başkan Yardımcısı, bunlardan sorumlu, ekonomiyi iyi bilen eski bürokrat, kırmadan dökmeden diyor. Ha, onu kastediyorsunuz. Evet. Kırmadan dökmeden ama mecbur. O da diyor biz mesela yeni gelecek olan mevcut olsun, diğeri olsun. Elinde bir tane kur korumalı mevduat bulacak. Yeni bir rekor daha. 2.2 trilyona geldi. 123 milyar dolarlık bir dev. Şimdi bunun yerine getirilecek. Sadece o da yetmiyor. Bugün Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı. Evet. O da yetmedi. Onu kucağında bulacak bir de rezervsiz altınlarını bile satmak durumunda kalan bir Merkez Bankası. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Evet. Brüt rezervler seçimden önceki hafta 9 milyar dolar düşüşle 105,1 milyar dolar seviyesine gerilemiş. Bu salgın, yani pandemi döneminden bu yana en düşüş. Şimdi bütün bunları çözme noktasında ister istemez normale ekonomiyi piyasa normallerine, hani mevsim normallerine, hava piyasa normallerine çekecek bir adımı mevcut iktidarın da olması halinde devam edecek. Muhalefetin ise ekstradan bir avantajı olduğunu iddia ediyor ki bu doğru olabilir. Diyor ki ben yeni bir öyküyle geliyorum. Yeni bir öykü nedir? Ortodoks politikalara dönüleceği, kadrolarımızın daha böyle bilinir olduğu iddiasıyla nedir benim buradaki tezim? 5 yılda 300 milyar dolarlık bir yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekme şansım var. Aslında bu mevcut iktidarın içerisinde de var. Fakat bu az önce sohbetimizin başladığı noktada 3 şarta bağlıyorum ben bunu. 3 şart olmadan istediğiniz kadar öykü budur yani. Bir tanesi gerçekçi tespit. Peki. Gerçekçi tespit, tabloyu tam vereceksin. Veri bulanıklığı yok kardeşim. Gerçekçi ve tespit. İkincisi kapsayıcı çözüm. Ve üçüncüsü güvenilir uygulayıcı. Güvenilir uygulayıcı, az önce dediğim bununla Kemal Derviş profilini o yüzden çizdim. Anladım. Var mı? Türkiye'de inanılmaz Kemal Dervişler var. Türkiye'nin yurt dışında bağlantısı olan inanılmaz insanlarımız var. İşte bunlardan birini bulacaksın, arkasına siyasi desteği vereceksin ve bu yetmiyor. Bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın bağımsızlaştırma yönünde bir adım attığını ispat edeceksin bana. Niye? Çünkü piyasanın şu anda güvene ihtiyacı var. Ben bunu nasıl sağlarım? Naci Ağbal'ı hatırlıyorum. Faizleri 19'a çıkardığı zaman, 19'da olduğu düzeyde arkasına 11 maddelik bir para programı koymuştu. Büyük ihtimalle gelenin de bunu alıp devreye ben gittim o maddelere baktım. Tam da ihtiyacı olan maddeler. Onlar uygulanmış olsaydı bugün KKM'den söz etmiyor olabilirdik. Ya da enflasyonu bu kadar uçurmamıştık. O olacak. İkincisi sağlam verilere ihtiyacımız var. Veri bulanıklığını gidermek için ya kardeşim biz gerçekleri ortaya koy. Şimdi muhalefetin üzerine durduğu bir nokta var. Biz gelir gelmez ne yapacağımızı anlamak için önce verileri temizlemeliyiz. Bu herkes için geçerli. Mevcut iktidarın da artık kendini daha transparan haline getirmek için verilerini düzeltmek, güzelleştirmek, yani en azından makul düzeye çekmek zorunda. Bu çerçeve içerisinde de döviz kazandırıcı işlemlerimiz dövizi kısıtlamaktan daha önemli. Biz ne yapıyoruz? Dövizle uğraşan insanları, dövizlerini şunu mu yaptın ettin falan filan. Zaten ihracatçının %40'ını el koyuyorsun. Hatta eksim bir kredi almaya kalktığı zaman %70'e çıkıyor mükellefleri falan. Şimdi Türkiye lirayı basarsın da doları basamıyorsun.
Ne yapacaksın? Aslında 4 tane dolar üreten makinen var. Birinci makine ihracat. Ki işte durgunluk sebebiyle falan filan Allah'a şükür hala 120 bin insanımız bu konuda mücadele ediyor. Ama aşağı gidiyor, rekorlardan vazgeçtik küçülme sürecinde. Bu bir tehlike. Zaten üzerlerinde kurun getirdiği, baskılanmışlığın getirdiği külfet, dövizinin miktarına el koymak falan. İkinci sırada turizm var. Çok şükür rekorlar kırdık. Bu sene de daha rekor kırarız ama boyu yetmiyor. Çünkü mevsimle sınırlı. Üçüncüsü borçlanma. Ki borçlanmada bu CDS dediğimiz şey tam küresel tefeci faizleri. Bunun altında hiç kimse kalkamaz. Ancak çok zorunlu hallerde başvurulacak için onların aşağı çekilmesi lazım. Dördüncüsü eskiden çok iyi çalışıyordu, bugün artık olmayan iç dövizleri. Tamam. O çerçeveye baktığımız zaman ne çıkıyor? En verimli olan yapımız yine ihracata yöneleceğiz. Çünkü CDS'lerle borçlanamazsın. Turizmin zaten kendi kısıtları var. Şimdi ihracatçının öncelikle gelecek olan iktidar, bu iktidar da aynısı, muhalefette gelse bu ihracatçı bana daha fazla döviz getirebilmesi için ben neler yapmalıyım onun için? Öncelikle zaten artan maliyetler vesaire noktasında bir rahatlık sağlamak yetmiyor. Fakat aynı zamanda finansmana erişemediğinden dolayı bazı insanlar eski bir tim başkanı şöyle söylüyordu. Her ay 1000 ihracatçı neredeyse ihracattan vazgeçmeye başladı. Bu son derece tehlikeli bir şey. Yani ben bunu deprem bölgesinde de hatırlarsın konuşurken en büyük derdim nedir? Oradaki sanayicinin yani oradaki üretimin yaralarını saramayacağım. Ya da artık boyum yetmiyor ya da sigortaların verdiği kaynaklar ben ayağa kalkamıyorum diye üretimden vazgeçmiş, sanayicilikten vazgeçmiş. Aynı şekilde bir tehlike ihracatçıdan yetmiyor. Onları tekrar ikna etmek durumundayız ve artı onların ihtiyaçlarını diğerlerinin önüne koymalıyız. Diyeceksin ki niye ihracatçıyı kolluyorsun? Çünkü yumuşak karnın dövizse ve Türkiye'deki bütün kriz algısı döviz sıkıntısından, döviz likiditesindeki sıkıntıdan gelmişse orayı ben tahkim etmeliyim. Nasıl tahkim ederim? İhracatçının bazı sıkıntılarını öncelikle gidermek üzere ona kaynak atarak, çünkü benim tek çalışan döviz makinem orası. Turizm konusundaki elinden geleni yaptı bu hükümet. Zaten o konuda bir yere de geldik. Çok şükür turizmcilerimiz eskiden o pandemi sırasındaki sıkıntılardan çok darbe yediler ama güçlenerek ayağa kalktılar. Hatta fiyatlarını güncellediklerinden dolayı bana sorarsan ihracat turizmciler belki de en az katkıyla devam edecek olan kesim. Orasını ben garanti olarak görüyorum. Gelecek olan iktidarın bir nasıl söyleyeyim sana bonusu gibi. Ama ihracatı çözmeyince biz döviz akışını hızlandırmayamayız ve o zaman da bizim ödemeler dengesinde yaşanacak olan sıkıntılar bizi çok daha ileri bazı sorunlara taşıyabilir. Tabii o ihracat meselesi yani Türkiye'nin uluslararası rekabet gücü açısından evet. Da çünkü dünyada rekabetin çok daha ısındığı, işte yani sizin boşalttığınız alanın hızla dolduğu bir ortam var. Dolayısıyla o bakımdan da kritik önemde olduğunu zaten konuştuğumuz tüm sektör temsilcileri, yani burada yaşadıkları sıkıntıların bu anlamda da zincirleme başka sorunlara neden olduğunu da ifade ediyorlar. Derdimiz var mı? Var. Ekonomi daralmadı, daralma. Enflasyon yüksek değil mi? Yüksek. Şimdi içinden çıkılmaz bir durum değil. Ama içinden çıkılmak için önemlilerle öncelikler arasında akıllı bir tercih yapmak durumundayız. Zaten dikkat edersen eskiden 90'lı yıllarda da böyleydi. İşte meşhur 5 Nisan kararları olsun, ondan sonra 2008'deki Asya'daki çöküşün getirdiği düzeltme. 2001 krizi hele tamamen bir açıkçası Türkiye'nin pek çok hastalığından kurtulmak için önemli bir bedel ödeyerek karşılığında dershane gibi geldi. Ne yaptık? Kendi bankanın içini boşaltma kardeşim. Finansal güçlüğünü artır, kazandığından fazlasını harcama, işte meşhur disiplinli kavramlar. Şimdi bunların bu zamana kadar getirdik, 2008'deki meşhur küresel krizde de Türkiye'nin teğet geçiyor olması, az hasarlı atlatmasının sebebi oradan çıkardığımız derslerdi. Fakat aradan geçmiş 22 senede bazı hastalıklarımız nüksetmiş. Seçim ekonomisi de üstüne gelmiş ve Cumhuriyet tarihinin en büyük seçim ekonomisini yaşadı. Bu sadece şimdi iktidarın seçim ekonomisinin vaatleri değil, fakat aynı zamanda muhalefetin de üstüne evet, yığdıklarıyla beraber. Şimdi iş dünyası kara kara şunu düşünüyor. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıktığı, asgari ücretin de şimdi mi açıklansın? 500 dolara ben bunları nasıl yöneteceğim? Kaldı ki bugün konuştuğum birkaç tane üst düzey yönetici ya diyor,
ben nitelikli insanlara verebildiğim ara yöneticilerin şeyini şimdi bana iş yeni giren memur, yeni giren şeye veriyorsam ben aradaki liyakatı nasıl koruyacağım? Ne yapacaksın diyorum. Çok enteresan, beni rahatsız eden durum, sektörü değiştirmek isteyen var, sektörden çıkmak isteyen var. Ve ağlaya ağlaya zengin olma diye bir alışkanlığı da vardı bizim iş dünyasının. Biraz da iş dünyamızı eleştirelim. Fakat ağlamanın ötesine gidilmiş, şu anda bazı imkansızlıkla var. Yani Türkiye sıkıntıları büyük, çözüm imkanları kolay demedik, mümkün dedik. Peki, şeref olsun. Çok teşekkürler. Burada noktalıyoruz. Size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben birazdan 60 dakikada yine burada olacağım ama günden kalanları noktalıyoruz. İyi akşamlar.